Römork'tan düştü duyamaz hale geldi. Kütahya'da bir yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası duyu yetisini kaybeden Rıfat Karadeniz sağlığına kavuşmak için gün sayıyor. Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Profesör Doktor Nadir Yıldırım'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda ilk aşama tamamlandı. halk arasında biyonik kulak olarak bilinen bizim koklar implant dediğimiz bir cihaz. Ee, özellikle çok ileri derecede işitme kaybı olan veya hiç duymayan, neredeyse hiç duymayan insanlara uygulanan bir cihaz. Cihaz birkaç parçadan oluşuyor. Öncelikle kulağın içine takılan, iç kulağa takılan parçayı gerçekleştirdik. Bu ameliyatı gerçekleştirdik. Daha sonra dışarıdan uygulanan ikinci bir parça var. Aşağı yukarı bir ay geçtikten sonra o parça kullanılmaya başlanıyor. Hasta o zaman duyuyor. Duymasını bekliyoruz daha doğrusu. Bugün ameliyat sırasında yaptığımız testlerde de e, cihazın yerine yerleşmiş olduğu, yani iç parçanın, elektrot dediğimiz parçanın iç kulağa doğru bir şekilde yerleşmiş olduğunu teyit ettik. E, dolayısıyla bir ay sonra hastanın hastamızın duymaya başlamasını bekliyoruz. İki kulağı da duymayan Karadeniz'in tedavi sonrasında eski sağlığına kavuşması bekleniyor. E, ne düşünüyoruz? Hastada iki kulağı iki tarafta. E, iki kulakta da işitme kaybı vardı. Çok ileri derecede işitme kaybı vardı. E, tabii ki iki kulağın birlikte duyması kadar e, etkili olmayacak ama e, da önceki halinden çok daha iyi olacağını umuyoruz. Bu operasyon Kütahya'da ilk defa gerçekleştirildi. İsmeten büyükçe bir ameliyat e, Kütahya'da ilk defa yapıldı. E, i̇nşallah bundan sonra devamı gelecek. E, daha önce e, bu cihazın takılması gerekli olan hastalar başka yerlere gitmekteydiler. Ee, artık bugünden itibaren hastanemizde bunlar yapılmaya başlandı. Yetişkinlerle başlanan biyonik kulak tedavisi daha sonra çocuklar üzerinde de uygulanabilecek. Öncelikle erişkin hastalarla başlıyoruz. Hastanemizin bir revizyon, bir şey merkezi, sevk merkezi haline dönüşmesinden sonra çocuk hastalara da yapabilmeye başlayacağız. Bunun için bazı ön koşulları gidermemiz, sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra erişkin hastalara da bu şeyleri, ameliyatları yapabilmeye başlayacağız. Ameliyatın ardından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doçent Doktor Orhan Özatik ve ameliyatı gerçekleştiren kulak-burun-boğaz uzmanı Profesör Doktor Nadir Yıldırım Rıfat Karadeniz'i ziyaret etti. E yine Allah şükür. Sen de yürü ya gel de, değil mi buraya ben kulak daha duymuyor sıfır. Kulak daha duymuyor. Kulak daha duysa azıcık da iyi olsam burada tamam. Yapıyordum. İşte buraya tutmuyor kafa. Kafa iyi değil. Ya benim. daha ameliyattan yeni çıktın ya. Ee, cihaz koydun mu koymadın mı bilmiyorum daha. Koymuş 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 koymuş. Koydun mu? Ne var var. Tamam. Başka bir şey yok. Bir sene olayım derim benim. Bayısı 26'sı gelse Bak, bir sene olacak. Yapıyor.